Evet. Kazanım 24 ile devam ediyor. Şimdi P(x) polinomunun x kare eksi x artı 3 ile bölümünden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada verilen ifadeye ne yapıyorduk? 0'a eşitliyorduk. Kalanı bulmak için. Yani x kare gördüğüm yere x eksi 3 yazmalıyım. Şuradaki eksi x artı 3'ü karşıya attım. O zaman şurayı düzenleyeceğim bak. Şimdi x kare çarpı x demek x küp. O zaman kalan eşittir diyorum bak. Kalan eşittir. X kare çarpı x. Yani x kare yerine x eksi 3 yazdım. X eksi 3 çarpı x. Kalanı bulmak için x kare yerine x eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 çarpı x kare yani x eksi 3 artı 5x eksi 2. Şimdi burayı toparlayalım bakalım. Şurayı dağıttım. Ne geldi? X kare. Buradan ne gelecek? Eksi 3x. Şimdi burada da bak. Eksi 3x geliyor. X kare eksi 3x eksi 3x eksi 6x artı 5x daha eksi x oldu. Direkt yazıyorum artık ben. Daha sonra buradan artı 9 geldi. Eksi 2 daha artı 7 oldu. Yani burayı toparladığım zaman x kare eksi 2x artı 7 geldi. Şimdi son olarak yine x kare yerine bir kere daha x eksi 3 yazacağım. X eksi 3 eksi x artı 7 diyeceğim. Çünkü her x kare gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım kalanı bulmak için. Yani x eksi x gitti. Eksi 3 artı 7. Bak 4 geldi burada kalanım. Yani ikinci dereceden bir ifadeye böldüm. Kalan en fazla birinci dereceden olabilirdi. Ama bu sefer sabit sayı geldi. Cevabım A oldu. Kalan 4 diyeceğim. P(x) polinomunun x eksi 1 ile tam bölünebildiğine göre. Şimdi x eksi 1 ile tam bölünebilmesi demek şu demek. Öncelikle x eksi 1'in karesi ile tam bölünüyor pardon. Yani x kare eksi 2 x artı 1. Şimdi buna tam bölünüyorsa bunu sıfıra eşitlediğimde x kare yerine 2x eksi 1 yazdığımda kalan 0 olmalı tam bölündüğüne göre. Yani şurada şöyle yapacağım o zaman. Şimdi bu x kare çarpı x. X kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazıyorum. 2x eksi 1 çarpı x. X kübü x kare çarpı x diye ayırdım. X kare yerine 2x eksi 1 yazdım. Artı 2x kare artı 2 çarpı x kare yerine yine 2x eksi 1 yazdım. Artı ax artı b dedim. Doğru mu? Şimdi bunu direkt 0'a eşitleyeceğim. Çünkü bu bana kalanı veriyor. Eşittir 0 dedim ben. Tam bölümüne göre kalan 0. Şimdi bak işlemi dağıtıyorum. Buradan ne geldi? 2x kare geldi. Bu dursun bir. Şuradan eksi x geldi. Artı 4x daha 3x. Artı ax 3 artı ax oldu. 3 artı ax. Bu da tamam. Şuradan ne geldi? Eksi 2 geldi artı b geldi. Eksi 2 artı b eşittir 0. Şimdi buraya kadar bir problemimiz yok. Şimdi burayı biraz daha toparlayalım. 2 çarpı x kare yerine tekrar 2x eksi 1 yazacağım. Artı 3 artı ax. Doğru mu? Artı eksi 2 artı b. Şimdi buradan 4x gelecek. Buradan da 3 artı a var. 4 artı 3 artı a. 7 artı ax. Onun dışında sabit sayı olarak ne geldi? Buradan eksi 2. Eksi 2 daha. Eksi 4 artı b. Yani b eksi 4 eşittir 0 diyeceğim. Doğru mu? Şimdi bu 0'a eşitse x'in katsayısı da 0. Burası da 0. Yani 0 demek 0x artı 0 gibi düşünebilirim. Yani a dediğim a artı 7 0 ise a eksi 7. B eksi 4 0 ise b 4 bulunur. A eksi 7 b 4. Benden ne istiyor? A b çarpımı. A çarpı b eksi 28 olur. Cevabım B seçeneği olur. Geçtim 3. soruya. P(x) polinomunun x kare artı x eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalan 2x eksi 1'miş. Şimdi kalana vermiş bana. Önce bunu bir sıfıra eşitleyelim. Bu ne demek? X kare eşittir eksi x artı 1. Yani burada x kare gördüğüm yere eksi x artı 1 yazacağım önce. X küp x kare artı x ya. Şimdi x kare yerine eksi x artı 1 yazıyorum. Çarpı x. X küp x kare çarpı x. Eksi a çarpı x kare yerine eksi x artı 1 yazdım yine. Artı 3x. Artı b eksi 2. Bu kalan neye eşitmiş? Kalan 2x eksi 1. Şimdi sağ tarafı en son kullanacağım. Burayı bir toparlayalım. Buradan eksi x kare gelecek. X çarpı x eksi x kare. Buradan ne geldi? Artı x geldi. Doğru mu? Şöyle yapalım hatta. 1x burada var. Buradan artı ax gelecek. Buradan da 3x gelecek. Yani artı a artı 1 artı 3'ten a artı 4x oldu. X'li terimleri topladım. Tamam. Daha sonra buradan ne gelecek sabit terim olarak? Eksi a gelecek. Artı b eksi 2 zaten burada var. Eşittir 2x eksi 1. Şimdi burada bir tur daha gideceğim. Çünkü ben x karenin eksi x artı 1 yazıyorum ya. Burada ne var? Eksi x kare var. Yani şunu eksiyle çarpıp x karenin eksi 2 x artı 1 yazarsam burası x eksi 1 oldu. Artı a artı 4x eksi a artı b eksi 2 eşittir 2x eksi 1. Şimdi yine toparlayalım. Bak 1x a artı 4a a artı 5x. Daha sonra eksi a artı b eksi 3 oldu. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 oldu. Eşittir 2x eksi 1. Burada polinom eşitliğini kullanacağım tabii ki. Burada ne yapacağım? A artı 5 diyeceğim ki 2. X'in katsayısı. Sabit terimde eksi 1. Şimdi a artı 5 2 ise buradan a'yı ne buldum? Eksi 3 buldum. Daha sonra eksi a artı b eksi 3. Yani a yerine eksi 3 yazarsam eksi a artı 3 olacak. 3 artı b eksi 3. Direkt yazayım şöyle. 3 artı b eksi 3 eşittir eksi 1. Zaten 3 eksi 3 gitti. Yani b'yi de ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Doğru mu? Benden istediği a çarpı b. A çarpı b ne olur? Eksi 3. B de eksi 1. Eksi 3 çarpı eksi 1'den 3 bulurum. Cevabım A seçeneği oldu. Devam ediyorum. Geçtim 4. soruya. Şimdi bak burada durum biraz daha farklı. Şimdi burada x kare eksi 2x artı 3 sıfıra eşitlerim. X kare yerine 2x eksi 3 yazmam lazım. Doğru mu? X kare gördüğüm yere 2x eksi 3 yazacağım. Ya da daha kolay bir yöntem. Sonuçta burada x kare eksi x'i yalnız bırakırsam x kare eksi 2x'i eksi 3 olur. Şimdi x kare eksi 2x direkt burada var. Eksi 3. Burası ise eksi 2 parantezinde x kare eksi 2x. O zaman şöyle bir şey oldu bak. Şimdi kalanı bulmak için ben ne yapacağım? Kalan eşittir diyeceğim. Kalan için ya x kare yerine 2x eksi 3 yazacağım ya da direkt ben x kare eksi 2x yerine eksi 3 yazacağım. Eksi 3 yazacağım. Eksi 3 artı 5 2'nin karesi. Daha sonra burası eksi 2 parantezinde x kare eksi 2x yerine eksi 3 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 3. Yani ne oldu? Şurası 6 oldu. 6 eksi 7 artı eksi 1'in kübü oldu. Eksi 1 oldu. Şurası 6 eksi 7'den eksi 1 oldu. Yani kalan dediğim 4 eksi 1 eksi 1. 4 eksi 2'den 2 bulundu. Cevabım E oldu ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. Diğer kazanımda görüşmek üzere.